Alım gücünün düşmesi ve ayakkabı fiyatlarının çok yükselmesi sonucunda vatandaşlarımız çareyi eski ayakkabılarını tamir ettirmekte buldu. Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? Ben Bayram Er. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 30 yıldır yapıyorum. 30 yıldır. Şu anda alım gücü düştü. Bot alamayan vatandaşların tamire yöneldiği söyleniyor. Doğru mu? Bot tamiri çok yapıyor musunuz son günlerde? Aynen. Hem VEFSİ'nin verdiği yoğunluktan dolayı ve vatandaşın alım gücü düştüğünden dolayı tamirata biraz yöneldi vatan. Yani bir tek bot için değil. Yani ayağındaki ayakkabı yaptırıp biraz daha idare edelim diye düşünüyorlar. Ne gibi hasarlar oluyor genelde? Genellikle taban kırılması oluyor. İşte fileli ayakkabılarda, spor ayakkabılarda bunlarda filelerinde yırtılmalar oluyor. İşte iç astarlarında yırtılmalar oluyor. Öyle işte vatandaş idare ediyor yaptırmayla. Anladım. Peki vatandaşların hani ayakkabıları açtırma oluyor, küçük gelen ayakkabılarını büyütüyorlar. Bunlar da alım gücünden kaynaklı. Yapıyor musunuz sıkça? O alım gücünden değildir. Hani aldığı için ayağı rahat etmediğinden tekrar getiriyor, açtırıyor. Ama genellikle tamire daha çok yöneliyor vatandaş alım gücü düştüğü için. Eski senelere göre şu anda yapım çoğaldı mı, azaldı mı? Yapım çoğaldı. Şöyle hem hani memleket olarak büyüyor hem vatandaşın alım gücü düşüyor. Onun için tamirata çok yöneldi vatandaş. Şu anda ayakkabı tamirine yönelme nasıl? Çoğaldı mı, azaldı mı eski senelere göre? Eski senelere göre biraz çoğaldı. İşte vatandaşın alım gücü düştü. İşte biraz da mevsimin verdiği yoğunluktan dolayı tamirat çok şu an. Deri olmasına dikkat etsinler. Altının kışın bilhassa kauçuk olmasına dikkat etsinler. Evet, çünkü kışın kaymaması için kauçuğu yani öneriyoruz. Anladım. Dikişleri falan önemli mi? Dikişler önemli de dikişte genellikle dikiş olmuyor. Pres yapıştırma olduğu için tabii zamanla açılabiliyor. Onu da getiriyor vatandaş. Biz burada dikiyoruz. Evet. Tamir fiyatları nasıl peki? Biraz yoğunluk var. İşte vatandaşın alım gücü düştüğünden, işte memleketin büyüdüğünden dolayı vatandaş yaptırıyor mecbur. Biraz daha idare edelim diye.